Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz, ben Kerem. Bugün sizlerle Ümit Özdağ Türkiye serimizin 8. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Geçtiğimiz bölüm gerçekten etrafımız sarıldı. Hani yani zor bir duruma düştük. Çünkü biz zaten hali hazırda kaç yılı 2071 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. 2071 yılı itibariyle bütün Balkan devletlerine aynı anda gerçekleştirdiğimiz bir seferi başlattık. Bir de bu seferin yanına Kazakistan devletinin, bir de bir Türk Cumhuriyeti'nin, kanımızdan bir devletin bizi böyle arkamızdan vurması, Azerbaycan yüzünden aslında biraz da, ya Azerbaycan neden bilmiyorum bu serinin başından beri sürekli bana sorun çıkardı. Bir şekilde sürekli benim başıma sorun çıkardı abi, ilginç bir şekilde. Şu ana kadar hiçbir seride Azerbaycan bana bu kadar sorun çıkarmamıştı yanlış hatırlamıyorsam, ama bu seri gerçekten benim açımdan Azerbaycan'da çok sorunlu geçirdiğim bir seri oldu. Ama yapacak da bir şey yok, sonuçta bizim vasalımız ve korumamız, kollamamız gerekiyor her türlü. Her neyse, Kazakistan'la da böyle bir savaş içerisine giriştik ve şu anda maalesef doğu topraklarımızda sahip olduğumuz düşük nüfus sebebiyle koruyamıyoruz. Yani adamlar çatır çatır geçiyorlar. Yani riskli ve tehlikeli bir durumdayız. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Ama bizim ilk olarak bir kere hedefimiz şu 3 adet toprağı ele geçirip Kazakistan'ın Hazar Denizi ile olan kıyılarını tamamen yok etmek. Yani bunu yapmamız lazım, çünkü sürekli olarak Kazakistan Hazar Denizi'ne ordu çıkarıyor ve çıkarma atmaya gayret gösteriyor. Bunu engellememiz gerekiyor artık bizim. Onun haricinde Asya'da nasıl durduracağız adamları, zerre bir fikrim yok. İnanın hiçbir fikrim yok. Yani çünkü Asya'nın yani hiçbir yerinde mi adam akıllı bir istihdamlı bir nüfus olmaz? Hadi bak, şuralarda biraz daha fazla var. Afganistan taraflarında, Pakistan taraflarında biraz daha fazla nüfusun olduğunu söyleyebiliriz Asya tarafından nispeten. Ama Çin nasıl bu kadar bitmiş ya? Yani bu kadar düşük nüfuslu bir Çin olamaz. Bunlar dünyanın en yüksek nüfuslu bölgeleri ya. Yani çok acayip gerçekten. Öyle bir bitirmiş ki Rusya oraları yağmalarla. Çin diye bir şey kalmamış ortada. Ben de diyorum lan, biz bu Çin'i niye bu kadar kolay yani? Tabi yeneriz, adamlar 1000 ordu bile çıkaramıyorlarmış ki. Ya şimdi anlıyorum Çin'in neden yenildiğini. Gerçekten zor bir durumdalarmış. Her neyse, hala Balkan devletleriyle de barış antlaşmalarımız imzalandık. Hatta bir yandan savaşlarımız da devam ediyor. Slovenya ile de şimdi savaşacağız. Yani gerçekten ilginç bir durumdayız abi. Karışık bir duruma düştük. Bakalım bu bölüm inşallah toparlamaya çalışacağız ve toparlayacağız abi. Sadece Asya tarafında saldırdıkları orduların sayısı beni biraz korkutuyor. Şimdi Balkan devletleriyle bence birer birer barışalım. Ve oradaki orduları da Kazakistan taraflarına doğru çekelim. Bence gayet mantıklı bir hareket olur. Öncelikle Romanya ile. Romanya'ya karşı 211 binlik bir ordu kaybı yaşamışız. Gerçekten önemli bir kayıp, ama Romanya'da Balkanların en önemli devleti. Onlara karşı yaşadığımız bu kayıp bence yine kararında, yani çok da kötü değil. Macarlara karşı 86 binlik bir ordu kaybı yaşamışız. Bu da bence gayet kararında. Hiç öyle kötü bir ordu kaybı değil. Zira Macaristan'da tıpkı diğer bütün Balkan devletleri gibi tamamen yatırımlarla gelişmiş, kendi topraklarında birikimini yapmış bir devletti. Yunanistan karşısında ne kadarlık bir kayıp vermişiz? Sadece 62 binlik bir kayıp. Yunanistan gibi önemli bir coğrafyada bulunan bir ülkeye karşı 62 binlik bir kayıp bence gayet mütevazi bir sayı. Makedonya artı Arnavutluk devletlerine karşı 70 binlik kayıp vermişiz. Bu iki devlete karşı 70 binlik kayıp yine gayet güzel. Onun haricinde bakıyorum, Bosna Hersek artı Slovakya kendilerine karşı 45 binlik bir kayıp vermişiz. Yine gayet kararında. Oğlum biz niye gayet iyi kayıplar vererek kazanmışız lan bu savaşları? Gayet güzel. Karadağ Devleti ve Moldova Devleti, iki adet devlet. Bunlara karşı da toplam ne kadar ordu kaybetmişiz? 34 bin ordu kaybetmişiz. Bu biraz fazla olmuş olabilir. Sadece 3 tane toprağa 34 bin ordu kaybı biraz fazla olmuş olabilir. Slovenya'ya karşı toplamda 15 binlik bir ordu kaybetmişiz. Gayet normal bir sayı. Başka kim kaldı hocam? Evet, bir de Hırvatistan. Hırvatistan'a karşı da 11 binlik bir ordu kaybı yaşamışız. Bu da bence gayet normal. Evet, hepsiyle barış antlaşmalarımızı imzaladık abicim. Gayet güzel. Şimdi artık şuradaki orduları yavaştan çekebiliriz Hazar Denizi'ne doğru. Hatta bir an önce Hazar Denizi'ni çıkaralım abicim lütfen. Şuraya bir tane liman inşa edelim. Hatta limanı şuraya inşa edelim. Evet, burası daha mantıklı. Tamamdır. Devam. Kaç orduyla geçti lan, göremedim. 700 ordu muydu, 7000 ordu muydu? Keşke görebilseydim. Neyse, devam edelim. Ya zaten artık hani durdurmak için bir çaremiz yok. Yani orada ilerleyecekler artık. Yapacak bir şey yok yani. Durduramıyoruz çünkü. Yani biz batıdan orduları çıkaracağız. Doğuya kadar Kazakistanlıları kovalayacağız. Hani bizim tek çıkış yolumuz, tek çıkar yolumuz bu. Maalesef başka bir kurtuluş yolumuz yok. Yani adamları kovalayacağız. Başka yapabileceğimiz bir şey bulunmuyor. Evet, şuradaki orduları da çekelim seri şekilde Kazak sınırlarına doğru.
Belki bu taraflarda biraz daha fazla ordumuz olduğu için daha fazla kayıp verirler. Yani Asya'ya ilerlemek yerine buraya doğru ilerlemeye çalışsalar gerçekten bir anda savaşı çeviririz. Ama öyle bir şey de olacağını düşünmüyorum ben. Evet, gördüğünüz üzere daha yüksek sayıdaki, nispeten daha yüksek sayıdaki orduları daha böyle doğu taraflarında, Asya taraflarında saldırılarını gerçekleştiriyor. Bu sebeple biz sıkıntı çekmeye maalesef devam edeceğiz. Yani mümkün olduğunca askeri alma işlemleri de gerçekleştirmeye çalışıyorum ki hani her bir turda, her bir eyaletimize geldiklerinde verebileceğimizden daha da fazla kayıp verdirelim karşı tarafa. En azından biraz olsun yavaşlatabilmek adına bunu yapabilmemiz gerekiyor bizim. Evet, sen de gel koçum şöyle sınırlara. Çok iyi. Şimdi 90 binlik ordu. 30 bin çıkıyorsun şu topraklara, tamam mı? Bir kere Kazakistan'ın Hazar Denizi ile olan bağlantısını tamamen kesiyoruz böylece. Devam. Hala 3900'lük bir orduları var o bölgede. Ama ordu sayılarının savaşın başlangıcına göre son derece azaldığını söyleyebilirim Kazakistan devletinin. Yani sadece bu bölgelerde hala biraz iyi sayıda, fena olmayan bir sayıda orduları var. Onun haricinde gerçekten azalan bir ordu sayısı grafiği var Kazakistan devletinin. Yani kendilerini yıllar boyunca kendi sahip olduğum diplomatik itibarla onlarla da ilişkilerimi iyi tutarak korudum. Fakat karşılığında aldığım bu cevap, bu verdiğim değerin boşa çıkması beni üzdü gerçekten. Evet, devam edelim. Evet, bu tur çıkarmalarımız gerçekleşiyor. Akistau, Atirau, oğlum bunları okuyamıyorum lan ben. Her neyse, devam edelim. Evet, ah be oğlum ya, 70 orduyla da geçilir mi lan o aradan? Heh, tamam, güzel. Allah'tan önlemimizi almışız, Ama gerçekten Kazakistan'ın ordu sayılarını epey bir erittik. Artık bu saatten sonra ben Kazakistan'ın çok ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Çok güzel haber. Şimdi zaten bu taraftan çıkarmalarımızı attığımız için Kazakistan ordularının büyük bir kısmını batı tarafına doğru sevk edecektir. Yani burada bulunan ordularının bir kısmını batıya doğru muhtemelen sevk edecektir diye tahmin ediyorum. Bu da bizim Asya tarafındaki ordularımızı iyice rahatlatacak. Zaten batı tarafındaki ordularımızın da sayısı son derece yüksek olduğu için Kazaklar o bölgede bizi durdurma cüretine bile girişemeyeceklerdir. Devam edelim ilerlemeye. Evet, çok güzel, görüyor musunuz? Bak, Asya tarafında saldırı bile yapamıyorlar. Hala yağma yapma derdindeler. Ulan zaten toprakların yağma yapılacak hali mi kalmış? Yani zaten 300-400 ordu ya çıkıyor ya çıkmıyor. Hala yağma yapıyorsunuz. Hani o kadar gereksiz ki gerçekten. Her neyse, benim için daha iyi abicim. Yani karşı taraftaki hükümetin yaptığı bu saçma hamleler bizim savaşta daha da öne geçmemize olanak sağlıyor. Yani yaptıkları her hamle beni öne geçiriyor abi gerçekten. Teşekkür ediyorum sevgili Kazakistan devletine. İçlerindeki o Türk ruhunu bize bu şekilde yardım ederek gösterdikleri için kendilerine minnettarım. Evet, çok güzel. Şöyle orduları böyle böyle ilerle. Yalnız planımız tuttu abi. Ne demiştik? Batıdaki ordularımız gelecekler, çıkarmayı atacaklar. Doğudaki orduların üzerine doğru adeta bir kaçma kovalamaca, bir polis hırsız oyunu oynayacaklar demiştik ve oldu. Yine dediğimiz oldu abi. Evet, çok güzel. Bitirmek üzereyiz artık. Şöyle bütün orduları işgal edilmiş toprakları önünde bir toplayalım. Artık bizim hani daha fazla toprağımızın işgal edilmesine göz yummaya hiç niyetimiz yok. Şuradaki toprakları da hatta kurtarmak adına saldırılarımızı gerçekleştirelim. Evet, çok güzel. İlerlemeye başlayabilir miyiz? Hatta artık bence bu taraftan da ilerlemeye başlayabiliriz ya. Biraz fazla mı yüksekten uçuyorum bilmiyorum ama bence artık ilerlememizde bir sakınca yok. Aynen öyle abicim. Gayet güzel. Muazzam. Buraya kadarmış Kazakistan. Yani bana harbiden ciddi bir macera yaşattın. Doğruya doğru ciddi bir macera yaşadık Kazakistan karşısında. Bir an yani bütün Asya topraklarımızı kaybedebileceğimizi düşünmemize kadar hani bizi ittiler. Ama tabii ki de öyle bir şey olmadı. Evet, gördüğünüz üzere Türkiye Kazakistan'ı da ele geçirdi. Ne demiştik abicim? Biz bu toprakları bölüştüreceğiz demiştik. Kimler arasında? Bir kısmı Azerbaycan'a, bir kısmı Özbekistan'a, bir kısmı Kazakistan'a demiştik. Azerbaycan da zaten şuradan bir tane toprak almış gördüğünüz üzere. Şimdi bütün toprakları ben kendime almak istiyorum. Çünkü burada toprakları paylaştıracak olan ülke benim. Yani toprakları ben paylaştıracağım. Ama burayı alamıyoruz maalesef. Orası Azerbaycan'a düşecek o zaman. Azerbaycan da alamıyor. Kazakistan'da mı kalacak? Gerçekten şu toprak Kazakistan'da mı kalacak? Çok saçma değil mi lan? Onun yerine burayı bıraksak. Yok abi, tamam. Bu şekilde barış antlaşması imzalayalım şöyle bütün toprakları alarak. Artık ikinci bir savaşta falan oradaki toprağı da elimize geçiririz. Gördüğünüz üzere yani bizim kurduğumuz bu adeta diktatörlük düzenine baş kaldıran
Kazakistan devletini yerle bir ettik abicim. Yani evet, Türk devletlerine destek veriyoruz, Türk cumhuriyetlerine destek veriyoruz. Ama bu yaptığımız hamleyle de, yani Kazakistan topraklarına el geçirişimizle de bize yamuk yapan bir Türk devletine neler olabileceğini açıkçası bence göstermiş olduk. Bütün bir Türk coğrafyasına, Türk cumhuriyeti coğrafyasına. İyi de oldu. Yani çünkü kendileri bana savaş ilan etti. Ben istemedim böyle bir şey. Ben zaten hep yorumlarda da belirttim. Hani hiçbir Türk devletine silah zoruyla hiçbir şey yaptırmayacağız kesinlikle. Yani bu bizim ana ana kurallarımızdan bir tanesiydi kendimize koyduğumuz. Öyle de yaptık ama kendileri bize savaş ilan etti. Yani onlar bize çağrı bırakmadılar açıkçası. Yapacak da bir şey yok. Yani ne yapalım? Evet, şimdi orduların hepsini bir geri çekelim çok seri bir şekilde. Nerelerde ordularım var? Şurada 12 binlik bir ordum var. Çek geri. Evet, Ankara'da birikiyor abicim ordular. Gayet iyi. Başka bir yerde herhangi bir ordum kalmadı. Şimdi şu bölüştürme işini seri bir şekilde yapacağız. Asimilasyonları başlatmama gerek yok. Zaten biliyorsunuz topraklar bölüştürülecek. Azerbaycan'la ilişkilerim +29. Lan o kadar senin kıçını kurtardım. Gerçekten +29 mu hala ilişkimiz? Senin var ya şu an benimle ilişkinin 1000 falan olması lazım yani. Hatta 1000'den 1 puan bile düşmemesi lazım. Çünkü ben olmasam şu anda yıkılmış bir devlettin. Evet, her neyse, şimdi Azerbaycan ticaret talep ediyorum. Yine de sana toprak vereceğim. Şöyle Kazakistan'ın batı toprakları senin olacak. Aynen öyle, şu şekilde teslim ederim bakalım. Hatta burayı da veriyorum, al. Ya da yok, orayı vermeyelim, orası birazcık abartı kaçıyor. Buyur. Aynen öyle, güzel. Şimdi onun haricinde şöyle tam olarak bir Kazakistan sınırlarını görelim abicim. Bayağı da bir devlet fethetmişiz ha, maşallah. Vallahi maşallah. Kazakistan var. Tamam. Dünyada hala bir Kazakistan devleti var. O yüzden şu an bir şey yapamıyoruz. Önce o Kazakistan'ı bence biz bir ele geçirelim ya. Değil mi? Şöyle hemen sınırlara yerleştirelim. Bir 50 bin toplam 100 bin ordu. Biraz da güç gösterisi yapmak için. Aslında Kazakistan'ın kalan topraklarını ele geçirmek için 100 bin orduya tabii ki ihtiyacımız yok. Ama biraz da güç gösterisi yapmak için 100 binlik bir ordu yerleştirdim. 3 tur, 2 tur, 1 tur bitti. Şöyle savaşımı ilan edeyim. Evet, gayet güzel. Oh, hiç orduları yoktu. Hiç bir tane bile orduları yoktu. Vay be. Lan o kadar bitirmişiz demek ya Kazakistan'ı. Vay be. Şimdi işte şöyle bakalım, sınırlar tamamdır. Şöyle şuraya kadar Kırgızistan'a vereceğiz. Ama ne kadarını verelim? Şöyle yapalım abi. Kırgızistan'a ticaret talep ederim. Eyaletler. Buyur canım. Şöyle şu 3 top. Ya da yok. Bu şekilde aynen. Şu toprakları Kırgızistan'a teslim ediyorum. Aynen öyle. Buyur canım. Tamamdır. Bu toprakları da Özbekistan'a vereceğim. En büyük payı Özbekistan'a vereceğim ya. Özbekistan çünkü şu ana kadar çok istikrarlı davrandı gerçekten. Bir kere bile savaş ilan etmedi. Bizimle ilişkilerini neredeyse hiç bozmadı. Kendileri gerçekten hani bu toprak parçasını, bu büyük toprak parçasını almaya hak kazandılar abicim açıkçası. O yüzden kendilerine bu büyük ödülü Türkiye Devleti olarak ben bahşediyorum. Evet, gördüğünüz üzere Kazakistan topraklarını Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan devletleri arasında bölüştürdük. Bence gayet de güzel oldu. Evet, hayırlı uğurlu olsun dostlar. Kırgızistan'da şöyle ilişkilerimizi geliştirmeye devam edelim. Özbekistan'la geliştirelim. Türkmenistan'la geliştirelim. Azerbaycan'la geliştirelim. Kimseyle ilişkilerimiz kötü olmasın. Bir sorun çekmeyelim bu devletlerin hiçbiriyle. Evet, gayet güzel. Şöyle bakıyorum. Yani gerçekten dünyada oluşturduğumuz bu sınırlar. Yani her devletin ulaşabileceği, bırakın ulaşabileceği seviyeyi, hayal edebileceği seviyelerin bile çok üstünde gerçekten. Artık bir Arabistan seferinde bence vakti geldi. Artık Orta Doğu çöplüğünü de bir temizlememiz gerekiyor. Bu vesileyle ilk olarak Suudi Arabistan devletine, sonrasında da peşi sıra hemen Yemen, Umman gibi devletlere savaşımızı ilan edeceğiz. Fakat bu seri boyunca Orta Doğu konusunda beni şaşırtan detaylardan bir tanesi, bir tane bile savaş gerçekleşmemiş olması. Yani Umman, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, bir tek Katar Bahreyn'i ele geçirmiş. Onun haricinde tamamen barış içinde yaşamış bir Orta Doğu coğrafyası. Şaşırtıcı bir durum gerçekten. Evet, her neyse, bu beni zehri alakadar eder mi? Etmez. Çünkü ben bildiğiniz üzere geçtiğimiz bölümde bir güç zehirlenmesi yaşadım. Artık bu saatten sonra bizi kimse durduramaz. Yani gücü elimize aldık ve o kimse bizi durduramaz psikolojisine iyice adapte ettik kendimizi. O yüzden kimse bizi durduramaz. Devam edelim. Ya Arabistan beni zaten hiç zorlamayacak. Yine de ben Kızıldeniz'e bir ordu yerleştireyim. Önce şuraya bir tane liman inşa edelim. Sina Yarımadası'ndan şöyle Kızıldeniz'e sağlam bir ordu çıkaralım. Evet, Riyad önlerine geldik gördüğünüz üzere. Hızlı bir ilerleyiş oldu bizim adımıza. Buba toprağına gelen bir çıkarma şu anda söz konusu. Hemen engelleyelim o çıkarmayı. Ve Kızıldeniz'de şöyle belli bir sayıda bir ordumuzu hemen görevlendirelim. Yine çok seri bir şekilde.
Evet, gayet güzel. Riyad'a girelim. Saldırımız başarılı olursa ki olacak. Rahat bir şekilde Riyad'a gireceğiz. Mekke, Medine gibi önemli toprakları da önemli. Manevi değere sahip toprakları da yine elimize geçireceğiz. Evet, çok güzel. Türkiye'nin, daha doğrusu Türklerin yıllar yıllar sonra yeniden bu topraklara girebiliyor olması gerçekten bizim adımıza harika. Üzerinden yüzyıllar geçti biz bu topraklardan gideli. Geri döndük ve gerçekten değişmiş. Yani nereden baksan değişmiş. Evet, şöyle hemen hepsini bir alalım Arap topraklarının. Çok güzel. Çok güzel. Bütün orduları topla, daha Yemen var, Umman var, Katar var. Daha fethedeceğimiz çok devlet var abicim. Daha bu bir başlangıç sadece. Evet, hala da 500 binlik bir ordu var elimizde. Hepsine birden savaş ilan edeceğim ben yine. Nasıl yapalım? 50, 100, 150, 200. 50 çok az oldu. 100, 100, 120 yapalım. Her bir sınırı 120 ordu yerleştirelim. 120 bin ordu. Şöyle 130 şuraya, 130 da buraya. Tamamdır, gayet güzel. Butan? Butan? Senle alakalı oğlum. Ver olmuş toprağı bana. Dön köyüne, saçma sapan hareketler yapma bir daha. Bir daha görmeyeyim böyle saçma sapan hareketlerini, aman. Aman. Her neyse, artık şunlara da savaşımızı ilan ederim abi. Lan Ermenistan'da mı müttefiksin? Lan Ermenistan'da var ya, vallahi seri boyunca hiç dokunmadık ama artık elimize geçirmemiz gerekecek gibi görünüyor. Şöyle paramız artıya çıksın. Heh, tamamdır, gayet güzel. Ermenistan topraklarını Azerbaycan'a vereceğim bu arada. Ele geçireceğiz ve Azerbaycan'a teslim edeceğiz. Şöyle seri şekilde savaşımızı ilan edelim bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a, yanında da Ermenistan'a, Umman'a ve son olarak da Yemen Devleti'ne. Evet, gayet güzel. Hemen şöyle bir topraklarına seri bir şekilde girelim. Doha'ya 60 binlik bir ordu yeterli. Bahreyn'e de yine 60 binlik bir ordu yeterli olacaktır. Onun haricindeki topraklara da şöyle 20 bin ordularla girişimi yapıyorum. Sadece son topraklara biraz daha az ordu düştü. Onun haricinde bir sorun yok. Acaba Yemen çok zorlar mı ya? Onu da bir merak etmedim değil şimdi. Lan senin oradan sınır mı vardı? Tüh. Hiç dikkat etmedim abi ya. Büyük ihtimalle siz izlerken söylemişsinizdir de. Yapacak bir şey yok. Bu canlı yayın değil abicim. Neyse, kapatalım orayı ya. Çok da sıkıntı değil. Hemen kapatırız orayı. Daha fazla ilerlemelerine izin vermeyiz. Evet, çok güzel. Yani savaşların başlangıcı gerçekten bizim adımıza muazzam geçiyor bu seri boyunca. Hani geçtiğimiz serilerde bazen şöyle olabiliyordu. Mesela hani hiç beklemediğimiz devletlerden savaşın başlarında beklemediğimiz savunmalar görebiliyorduk. Ama bu seride gerçekten çok öyle bir olayla karşı karşıya kalmadık. Evet, çok güzel. Yemen de bitti sayılır bu arada. Gerçekten bayağı az kaldı. Çok iyi, çok iyi. Evet, Ermenistan'a da ayrılan sürenin sonuna geldik. Yemen'e de ayrılan sürenin sonuna geldik. Umman'a da, Birleşik Arap Emirlikleri'ne de, Katar'a da. Hatta şurada da bir tane Yemen toprağı kalmış. Orayı da alalım. Gayet güzel abicim. Yine hepsini %100'lük savaş sabır skorayla mağlup etmeyi başardık. Şimdi ben Ermenistan Savaşı'na şeyi de çağıracağım. Azerbaycan'ı. Hemen çağıralım abicim. Azerbaycan'ı çağır. Aynen öyle. Şimdi barış müzakerelerinde Azerbaycan'a şu Ermenistan topraklarını vereceğim. Kendim de Doha ve Bahreyn topraklarını ele geçireceğim. Gayet güzel. Yemen'le barış antlaşmamızı imzalayalım. Yine bütün toprakları tabii ki bizim elimize geçecek. Birleşik Arap Emirlikleri ile barış antlaşması, yine bütün toprakları bizim elimizde. Umman, yine bütün topraklar bizim elimizde. Yani hiçbirini böyle hani ne bileyim yaşamasına izin veresim yok açıkçası. Evet abicim, gayet güzel. Ya artık bence direkt seriyi bitirebiliriz ya burada. Yani çünkü bu saatten sonra yapacağımız her savaş böyle olacak. Kime saldırırsak kazanacağız savaşı ve zevksiz bir seri haline alacak. Zaten yeterince de seri uzadı. 8 bölüm oldu. Gayet de dolu dolu, gayet güzel bir seri olarak bence akıllarda kalacak bir seri olacak Ümit Özdağ Türkiye serisi. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir seri olmuştur dostlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki linklerden Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir, Age of Story Türkiye.com forumu ziyaret ederek mod ve senaryoları gözetebilir ve Instagram sayfamı takip edebilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki seriler ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.